Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Saat sabahın 8 suları böyle İstanbul'da yağmurlu bir hava. E, dükkana geldim. Bir çay söyledim. Trend yoldan siparişlerim vardı. Şöyle göstereyim. Trend yoldan siparişlerim vardı. Bunları ayarlamak için dükkana geldim. O arada bir video çekme kararı aldım. Bu video bana genellikle Instagram adresimden, YouTube adresinden, yani YouTube kanalımın videolarının altından yorum olarak sorulan sorulardan bir tanesi. Bizim bildiğiniz üzere WhatsApp grubumuz var. Oradan da birkaç kişi yani özel olarak bana sordu. Bu videoyu çekme kararı aldım. Çünkü bu video gerçekten işinize çok yarayacak bir şey. Hani ben kendim bu söylediklerimi yaparak gerçekten çok güzel satışlara ulaştım. Ve gerçekten çok güzel cirolara ve çok güzel ürün gönderimine ulaştım. Sizlere de bunu öneririm. İnşallah sizler de başarılı olursunuz. Videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Bu videoyu beğenip yorum yaparsanız bir de kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Evet videoya başlayalım. İkinci el ürün satışına başlayacağız. Şimdi genellikle herkes bana soruyor. Abi ben şu tespihimi nereden satabilirim? Bu tespihimi nereden satabilirim? Şu tespihimi satmam lazım. Acil para lazım falan gibi sorunlarla çok karşılaşıyoruz. WhatsApp grubumuz üzerinden paylaşıyoruz ama gerçekten piyasa çok bitik olduğu için. WhatsApp grubumuzda da 50-60 kişilik bir grubumuz olduğu için hani alıcı çıkamıyor bazen. Gerçekten alıcı çıkamıyor bazen. O yüzden sizlerden şöyle bir rica edeyim. Şimdi yukarı şu hemen şu tarafa bir yere zaten şeyleri bırakacağım. Adresleri bırakacağım. Öncelikle dolap uygulamasından başlamak istiyorum. Ben dolap uygulamasını aktif bir şekilde kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir mantık yapmışlar. Trend yolun alt uygulaması yani trend yolun ikinci el uygulaması. Bildi bizim normalde herkesin bildiği Letgo tarzı bir yer ama biraz daha aktif satıcısı olan, aktif alıcısı olan bir yer. Şimdi orada mesela dolap uygulamasının şeyini bırakacağım. Play Store'dan indirme şeyini bırakacağım buraya. Gördünüz mü? Evet. Hemen şuraya bir yere de kendi dolap hesabımı bırakayım. Zaten alttaki dolap hesabımı şuraya bırakıyorum. Yani isteyen girer oradan dolap uygulamasından bakar, isteyen de buradan bakar. Zaten güzel satışlara ulaşmışız ve dolapta yeniyiz. Gerçekten yeniyiz. Yani zamana ilerledikçe takipçi çoğaldıkça gerçekten müşterilerin dikkatini çekmeye başlıyoruz ve hızlı ürün gönderdiğimizde yukarıda hemen bak puanlama sistemi var. Puanlama sisteminde gerçekten 5 yıldızları aldığımızda ön sıraları da çıkmış oluyoruz. Dolap uygulaması indirdiğinizde üye olduğunuzda oraya da bir üyelik oluşturduğunuzda satış yapmaya çok kolay bir şekilde başlıyorsunuz. Ve orada para aktarı hesap yeri var. Ee, para hesap yeri. Oradan da bir IBAN girdiğinizde herhangi bir bankanın IBAN'ını girdiğinizde satışa başlayabilirsiniz. Satıştan kastım sadece tespitten bahsetmiyorum. Çanta, mont, evde kullanmadığınız eşya, arkadaşlarınızın kullanmadığı eşya, üzerinizde olmayan elbiseleri falan oradan çok rahat bir şekilde satabilirsiniz. Günlük size ortalama bir tane şey hakkı veriyor. Öne çıkarma hakkı veriyor ürünü. O da gerçekten öne çıkartıyor. O öne çıkardığı için mesela örnek veriyorum öne çıkardınız. Alıcı zaten giriyorsunuz sayfanızda başka ürün var mı diye de bakıyor. Ortalama birkaç ürün eklemiş oluyor. Bir de ekstradan kendi mesela Instagram'dan falan satış yaptığınız zamanlarda ekstradan bir kargo anlaşması yapmanız gerekecek. Ama Dolap size bunu çok rahat bir şekilde sunuyor. Diyor ki kardeşim senin kargo anlaşman yapmana gerek yok. Ben zaten kargo anlaşması yapıyorum. Mesela bir ürün sattın. Şöyle göstermek istiyorum. Mesela bir ürün sattın dolaptan. Dolap sana bir kod veriyor. Ortalama 16 haneli bir kod veriyor. Orada bir sürü kargo çeşidi var. Sen istediğin kargoyu seçiyorsun. Genellikle müşteriler zaten göndermeden önce ya da almadan önce sana söylüyorlar şu kargodan gönder, bu kargodan gönder. Ben genellikle Aras Kargo ile çalışıyorum. Aras Kargo bir kod veriyor. Bu kodu bir kağıda yazıyorsunuz. Ve burada kargo poşetinin cebi var. Cep kısmına o kodu koyuyorsunuz. Kargocuya gidiyorsunuz. Dolap uygulaması üzerinden satış diyorsunuz. Kargocu bunu gönderiyor. Para sistemine gelirsek şimdi bazıları bundan çok korkuyor. Para hesabıma geçer mi? E, para param kalır mı orada falan diye çok korkuyorlar. Paranız hiçbir şekilde orada kalmaz. Nasıl kalmaz? Şimdi 3 günlük 4 günlük bir süreç oluyor. O süreçte şöyle ilerliyor. Şimdi müşteri siparişini verdi. E, dolap uygulaması hem alıcıyı hem satıcıyı koruyor. Nasıl mı oluyor şimdi? Sen bir adam orada 50 lira para yatırdı, bir ürün satın aldı. Sen ürünü kargoladın, çıkardın. 2-3 gün içerisinde teslim oluyor. Adam bu ürünü onaylıyor, para senin hesabına geliyor. Ondan sonra oradan para aktar butonundan kendi IBAN'ına parayı aktarabiliyorsun. İkinci el ürün satışı için gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı bir yer. Bir de ekstra olarak ikinci el olarak satmak istediğiniz bir ürünler daha varsa, elbise, giyim, ayakkabı tarzı bir yerler varsa bu söyleyeceğim program genelde kadın üzerine yani kadın giyim, kadın aksesuar üzerine daha etkili bir yer. Hemen şuraya link şeyi bırakacağım. ismini bırakacağım. Orada Gardrops. Bunda bu sefer komisyon yok. Dolap Dolap uygulamasında bir ürün sattığınızda belli miktarda komisyon alıyor. Ee, kargo anlaşmasını yani kargo ödemesini falan istersen sen yaparsın. İstersen de alıcıya yansıtırsın. Ama Gardrops uygulamasında öyle bir şey yok. Gardrops uygulaması biraz daha satıcıyı koruyor. Onda da müşteri potansiyeli daha fazla. Şöyle bir şey var mesela ücretsiz kargo olarak gösteriyor müşterilere ve kazancı çok güzel oluyor ve komisyonu sıfır. 20 liraya bir ürün satıyorsan 20 lira cebine kalıyor. İkinci el olarak gerçekten bu da çok güzel bir uygulama. Yani bunu da isterim hani indirmenizi. Burada da zaten kendi sayfamızın linkini bırakacağız sizlere. Bunları da kullanabilirsiniz. Hani diyeceklerim daha da yani aklınıza takılan bir şey oluyorsa bu alt taraftan yorum kısımlarından ya da alt tarafa açıklamaya Instagram adreslerimi bırakacağım. Dolap linkimi, Trend yol linkimi hepsini bırakacağım. Herhangi bir yerden ulaşıp sormanız yeterlidir. Yani boş yere gidip insanlara e, yalvarmanıza, minnet etmenize gerek yok. Ya şu tespihi alır mısın, şu tespihi satar mısın gibisine yok. Kendi artık yani kendi pazar yerinizi oluşturup çok güzel bir şekilde satışlarınızı yapabilirsiniz. Artık hani satışları ilerlettiğiniz zamanlarda gerçekten vergi levhası açıp da Trend yol N11 gitti gidiyor gibi yerlere de pazar yerlerine de girebilirsiniz. Girdiğiniz zaman da zaten dediğimi hak vereceksiniz. Ticarete başlamak gerçekten cesaret işi. Ufak bir cesaretle adım attığınızda ilerleyen zamanda da büyüyeceğinize inanıyorum. Ben de ilk zamanlarda öyle girdim. Günlük bir kargo çıkartamıyordum. 3 günde bir tane kargo çıkartıyorum derken artık günlük 15-20 kargoya kadar çıktık. Allah kısmet ederse, Allah yürüyor akılım derse yürümeyi de düşünüyoruz. Videomuz bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşme dileğiyle.